İlk dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 8. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Herkese merhabalar. Son gün geldi ve artık yazılımız var. Hocam sormayın ya. Hiç endişelenme Tonguç'um. Birazdan sana vereceğim taktiklerle mükemmel bir şekilde yarınki yazılımdan çok güzel sonuçlar elde edeceksin. Esasla keşke son güne bırakmasaydın. Her gün yazılım vardı hocam. Biliyorum, hemen hemen her gün yazıları koydular. Yoruluyorsunuz. Ama şimdi bu tatil döneminde güzel güzel son gün olduğu zaman neler yapmamız lazım? Gel bu taktikleri verelim. Videomuzun sonunda da süper bir haberim var sana, süper 2 ile alakalı. Ardından da taktiklerimizi öğrenip yazılılardan başarı yakalayalım. Şimdi öncelikle evde kampa girmen gerekiyor Tonguç'um. Yani son günlerde yazılılara hazırlanman için evde bari en azından belli şeylere odaklanman gerekiyor. Düzenini kurman gerekiyor. Bu ne demek? Sadece masa düzeni değil. Aynı zamanda telefonunda da düzen kurman gerekiyor. Telefonunda gereksiz uygulamalar, Instagram, ıvır zıvır seni oyalar. Yazılılarda düşük almana sebebiyet verir. Ve yazılıya çalışan günden bir gün önce sana en az 2-3 saat zaman kaybettirir. Dolayısıyla onları bence yazılı haftasında, yazılı günlerinde telefonundan silmelisin. TATS uygulaması ise senin işine yarar. Neden? Çünkü orada neler olduğunu biliyorsun. Soru çözümleri var, yazılı provaları var, ücretsiz bir şekilde çözebileceğin yazılı provaları var. Planı belirlemen lazım. Öncelikle zaten yazılı günlerin bellidir. İşte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, matematik, Türkçe, fen, sosyal, neyse artık. Bütün bunları belirledikten sonra vakit kaybetmeden bir an önce başlaman lazım. Çünkü başlamak bitirmenin yarısı, fakat başlayamayınca da hiçbir şekilde bitmiyor, onu da söyleyelim. Şimdi birincisi, şunlardan uzak durmamız lazım. Gelişi güzel çalışmak. İşte arkadaştan biraz not aldım, birazcık yazılı notlarına bakıyorum, İşte birazcık hocamız bir şeyler verdi, birazcık şu bir... Hayır. Bu değil. Kesinlikle ne yapacağını bilmen lazım. Öncelikle zaten Milli Eğitim Bakanlığı örnek soruları verdi. Kazanımlar belli. Bizler de hem videolarımızda, hem kazanımlarımızda, hem okuldaki hocalar ders anlatırken, hem de kitaplarımızda bunlara göre gidiyoruz. Dolayısıyla neyin nereden olduğu belli. Özgüvensizlik de çok kötü bir şey. Ya fen zormuş, matematik zormuş, Türkçe zormuş, şöyle, bunlardan hiç uzak dur. Bazı arkadaşların kendileri çalıştığı halde yapamamış olabilir, ama sen çalıştığında yapacaksın, hiç endişelenme. Ve kesinlikle kopya da çekmiyoruz. Diğer bir şey ise plan arkadaşlar. Çok çok önemli. Şimdi, hocam ben hiç plan yapamıyorum. Hiç endişelenme, yapacaksın. Öncelikle hangi konular cepte? Yani diyelim ki 10 tane konum var. 10 tane konumla alakalı, şöyle diyelim ki şuradan aldın. Diyelim ki matematik sınavın var. Matematik sınavında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane konudan sorumlusun diyelim ki. Burada yapman gereken şey şu. Diyeceksin kardeş, ben birinci konuyu biliyorum. Tamam. İkinci konuda biraz eksiğim. Üçüncü konuyu hiç bilmiyorum. Dördüncü konuyu yarım biliyorum. Beşinci konuyu biliyorum. Altıncı konuyu biliyorum diyelim ki. Şimdi o zaman sen 1, 5 ve 6'yı ne yapacaksın? Hiç çalışmama gerek yok. Hayır, öyle değil. Hiç çalışmama gerek yok değil. 1, 5 ve 6'yı da tekrar edeceksin yazılıdan önce. Ama ilk başta 2'yi, 3'ü ve 4'ü temizlemen lazım. 2 ve 3'ü 4'ü temizledikten sonra, bu konulara güzel çalıştıktan sonra hepsiyle alakalı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tekrar etmen gerekiyor. Ama sen önce 1'i biliyorsun, 1'e bir çalıştın, sonra bir daha 5'e çalıştın, sonra 6, yani bildiğin yerlere çalışıp sonra yorulduğun zaman 2, 3, 4 eksik kalır. Halbuki 2, 3, 4'ten başlarsan, eksiklerini tamamlarsan, böylece eksiklerini tamamlamanın verdiği rahatlıkla, bunları da zaten bildiğin için sorulara geçtiğinde rahat bir şekilde sınavda başarılı olursun. İkincisi, hangisine yarımsın onu belirleyeceksin. Üçüncüsü de hangi konuda sıfırsın onu belirlemen gerekiyor. Hangi konuda cepte olduğunu zaten söylemiştik. Mesela 1, 5, 6. Hangi konuda yarımız 4, 2 ve 3'te ise ben sıfırız. Genellikle konuların yarısında sıfırım. Hiç endişelenme. Zaten biz hem yazılı provalarımızla hem yazılı notlarımızla sana harika bir şekilde destek olacağız. Sen de zaten sıkı sıkı çalışacaksın. Sınav öncesine geldiğimizde birincisi, kıl tiplerden uzak. Nasıl yani, sakallı tipler mi hocam? Hayır evladım, sizin sınıfta sakallı insan olamaz. Burada kastettiğimiz şey şu. Kıl, yani böyle yapamazsın, edemezsin, çok zor olacak, matematik hocası zor soruyor diyen tipler vardır. Çalışmadım deyip çalışanlar mı? Evet evet, onlar da mesela hiç çalışmadım der, aslında çok iyi çalışmıştır. Onlardan uzak dur, onları boş ver. Sen kendin çalıştın, gayret gösterdin, sınava gireceksin. Sınıfına erken git, son ana kadar notlarına bak ve formülleri ve önemli noktaları da mutlaka aklına koy, ezberle. Hatta bununla alakalı biz yazılı notlarımızda, yazılı denemelerimizde bunları tek tek sizlere paylaşıyoruz. Sınav esnasında bunlara dikkat, panik yapmıyoruz. Bildiğimiz sorudan başlıyoruz ve kağıdı doldurmaya çalışıp kendimize güveniyoruz. Bildiğimiz sorudan başlarken çok önemli. Mesela diyelim ki yazılıya girdin. Şöyle bir yazılı provası var önünde, örnek veriyorum. İşte soruları diyelim ki işte birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru, beşinci soru, altıncı soru, yedinci soru. Diyelim ki 7 tane soru var. Şimdi sen birinci sorun çok zor bir soru olabilir veya sana zor gelebilir. İkinci soru kolay bir sorudur. Üçüncü soru normal bir sorudur. Dördüncü soru zor bir sorudur. Beşinci soru kolay bir sorudur. Altıncı soru çok kolay bir sorudur. Yedinci soru da işte çok zor bir sorudur. Şimdi sen eğer
sana göre tabii, başkalarına göre farklı zorlukta olabilir. Sen eğer sınava girdiğinde Tonguç evladım benim, ben illa birden başlayayım dersen ne olur? Ama hocam birinci sorudan başlanmaz ki. Evet, genelde birinci sorudan başlanmak gibi bir mantık var. Ama eğer birinci soru sana zor geldiyse bunu geç. Hemen ikiye bak. İkiyi yap, şöyle bir moralin düzelsin. Sonra 3'e baktın normal falan, ya zor falan. Hemen 5'i yap, moralin iyice düzelsin. Sonra 6'yı yap, moralin iyice düzelsin. Ya ben 2'yi 5'i 6 yaptım kafadan. Şimdiden bir 45-50 puan aldım. Oh be dersin. Sonra bunları yapmanın motivasyonuyla bu çok zorlar zorlar da sana artık normal gelmeye başlar. Ama ilk başta çok zor yapmaya başlarsan, çok zorla zorlanırsan artık ne olur? Kolaylar da bana zor gelir. Aynen dediğin gibi olur. Yani kolaylar da artık sana zor gelir ve dersin ki üf ya yapamıyorum falan. Dolayısıyla kolaydan başlarsan zorlar kolay gelir. Zordan başlarsan kolaylar zor gelir diyoruz ve dolayısıyla her zaman kolaydan başlamanın önemine değiniyoruz Sonuç herhalde benim. Yani diyelim ki boş bıraktın, boş bırakma, aklına gelen bilgileri de bir şekilde doldurmaya çalış çok zor sorularda. Bir de Tonguç evladım benim, defterindeki tüm notlara çalışmana gerek yok. Hocam hocalar her yerden soruyorlar ya. Hayır, artık Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlar yayınlıyor, örnek sorular yayınlıyor. Diyor ki ortaokul konu ve kazanımlarına göre bunları sormalısınız diyor. Senaryolar veriyor ve aynı zamanda soru örnekleri veriyor. Dolayısıyla sen önemli ve kilit noktalara çalışman lazım. Onları nereden bulacağım hocam? Onları nereden bulacaksın biliyor musun? Biz senin için Süper İkili hazırladık. Süper İkili hem yazılı denemeleriyle hem de yazılı notlarıyla sana sınavda çıkacakları tek tek söylüyor. Ve biz videolarımızı da bunlara göre ilerliyoruz. Bak, Türkçe Matematik Fen, İnkılap Din İngilizce'de, yani birinci dönemin bütün derslerinde hem birinci yazılı hem de ikinci yazılı için sana süper ders notları hazırladık. Bunlardan güzel güzel çalışabilirsin bir. Yazılı denemelerinde sana süper sorular hazırladık. Bu soruları çözdüğünde veya çözemesen bile cevap anahtarına bakarak çözdüğünde yazılıda benzeri gelecek ve tıkır tıkır çok güzel notlar alacaksın. Bu ikiliyi tamamladığında ve videoları izleyip hocalarını dikkatle dinlediğinde süper bir başarı seni bekliyor Tonguç'um. Bir dahakine son güne bırakma. Hadi bakalım, ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize hem yazılarınıza hem de LGS'de başarılar diliyoruz.